çok zor ayların yaşanmasına yol açtı. Sağlık sistemleri error verdi. Hem de güçlü ülkelerin. Avrupa'da da, Amerika'da da, birçok ülkede de sağlık sisteminde ciddi bir alarm verildiğini görüyoruz. Sağlık çalışanları hakikaten büyük bir sıkıntı altındalar. Büyük mücadeleler veriyorlar. Türkiye'de hele hele. Türkiye'deki sağlık çalışanları pandemiye karşı insanüstü bir çaba sarf ettiler. 2 yıl boyunca ve hala da sarf etmeye devam ediyorlar. Hemşireler de, doktorlar da, hepsi pandemi servislerinde hastaları hayatta tutabilmek için kendi hayatlarından çok ciddi tavizler veriyorlar. Saatlerce süren fazla mesaileri var. Peki hak ettikleri maaşı alabiliyorlar mı? Döviz yükselince doktorların maaşları da komik rakamlara doğru inmiş oldu. Yani düşünün ki bir meslektaşı 3.000-4.000 euro alıyorsa ya da 5.000 euro alıyorsa bir Türk hekimin maaşı karşılaştırıldığında döviz üzerinden kuş kadar bir şey kalıyor. Yani son derece küçük bir rakam olarak kalıyor. Tıp fakültesini kazanmak da, tıp fakültesini okumak da ve tıp fakültesinden mezun olmak da her baba yiğidin harcı değil. Doktorluk ayrı bir yetenek, ayrı bir istek, ayrı bir ideal istiyor. Bir idealizmdir çünkü sağlık savaşçısı olmak, çalışanı olmak. Ama bunun da bir karşılığı olması lazım. Şimdi bu karşılık var mı? Bir şey getireceğim, istatistik görüntülere göre pek de yok. Şimdi Turkish Medical Associations'ın çok enteresan bir çalışması var. Türk doktorları Türkiye'yi terk ediyorlar. Şu anda görüntü bunu gösteriyor. Grafiklerde bakıldığında 2012'de bu rakam 59'muş. 2013'te 90'mış. 2014'te 118'miş. 15'te 150'ymiş. 16'da 245'miş. 2017'de 482'ymiş. Bunlar size sakın küçük rakamlar gelmesin. 150 doktor çok önemli bir rakamdır bir ülke için. 245, 2017 482, 2018 802, 2019 1047, 2020'de biraz düşüş olmuş 931 ama 2021'de 1361 tıp fakültesi mezunu Türk doktorlar çantalarını alıyorlar ve bu ülkeyi terk ediyorlar. Çok düşündürücü rakamlardır bunlar. Yani bir şekilde Turkish Medical Associations'ın paylaştığı grafikler, istatistikler son derece düşündürücü, son derece kafa patlatılması gereken bir mesele. Yani doktorlarımızın, uzmanlarımızın ya da pratisyenlerimizin neyse gelirlerinde, hemşirelerimizin, laborantlarımızın, laboratuvar uzmanlarımızın, tüm sağlık çalışanlarının hakları olabildiğince iyileştirilmesi gerekiyor. Bu ülkenin bilim insanına ihtiyacı var. Gerisi teferruat, inanın bana.